Uzat artık ellerini, öpeyim doya doya. Yıllardır çekerim özlemini, resmine baka baka. Gözlerin deniz, saçların güneş. Dünyada eşim yok, ey güzel melek. Gözlerin deniz, saçların güneş. Dünyada eşim yok, ey güzel melek. Ey güzel melek. Ey güzel melek. Şah! 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 Sululuk yok artık. Bütün kondisyon zero. Sıkı çalışacaksınız. Yoksa pazar günü 3 gol yersiniz. Biraz sonra da antrenör gelecek. Gel odaları dolaşalım içeride. Hadi ben de atlayacağım. Atlayayım da atlama görün. Affedersiniz küçük hanım. İsteyerek olmadı. İnsan sağına soluna bakar bir kere. Çekilin git. Bir dakika canım sinirlenmeyin, yenisini alırız, ne olacak? Ne yapıyorsunuz? Çeksiniz beni! Deniz yasak, siz edemedim mi? Ben çabuk kondisyonunuz var. Çıkın diyorum, siz dışarı çıkın! Çıkın! Biraz sonra antrenman çıkacaksınız. Rezil ettin beni, hepinize 4 maç ceza. Hayır, 3 maç. Hayır, 2 maç. Hayır, maç cezası yok, para cezası veriyorum. Çabuk otele eşofmanlarınızı giyin, antrenmana çıkacaksınız biraz. Çabuk diyorum, sen de dişik yürü, hadi çabuk! Sen onlara boş ver güzelim, bana gel. Bir ki çalışmak güzel, hadi. Bülent, uzun pas. Ciddi, yoksulluk. Eyvah! Hanımefendi, binlerce defa özür dilerim. Hep aksilikler de sizi buluyor. Defolun gidin buradan. Ne olur kapıyı açın. Çok üzgünüm. Sulu herif, şimdi seni şikayet edeceğim. Size mutlaka kendimi affettirmeliyim. Açın kapıyı. Açmayacağım kapıyı. O halde ben de kırıyorum kapıyı. Çık dışarı. Müsaadelerinizle. Tamam sir, bir işe devam edebiliriz. Güzel, devam. Top Bülent'te. Bülent gidiyor. Karşısında bek var. Bek'i atlattı. Kaleci centerleri döküyor. Gol! Gol! Yemek
öğleden sonra dans edelim. Bakın arkadaşlar eğlenirken ben bir köşede mahzun mahzun oturuyorum. Beş numara. 10 dakika sonra teybin bantı bitecek. Git hemen başa. Bu senin teyp buluşu da ne buluş be kaptan? Sen medeniyete bile gol atmış adamsın. Gevezeliği kes, gaza bakalım. Sen bu akşam şehirdeki bara kırmıyor musun kaptan? Son yengemizin gözü yoldadır. Oo! Hop! Vay canına, viskiymiş be! Hop! Ben meyve suyu zannetmiştim. Kaşınma! Şekerim, bana son attığın golü anlatır mısın? Anlatayım tabii. Hadi. Gel canım. Ben gol atmadan duramam. Hadi bakalım artık yata! Menajer görürse hepinizi duman eder. Boşver, onlar bir işten başını kaldırır. Bana beyler talimatla uymalısınız artık o kadar. Durun, durun, bırakın beni, bırakın diyorum size. Hay Allah kahretsin, ne haliniz varsa görün be. Size de futbol gidiyorlar. Dur! Yaşlama, kızlar dağılıp bakalım, aralarınız babalarınız çağırıyor. Hadi odalarınıza, hadi, hadi! Kesin be! Dur şekerim, daha haftayım olmadı, nereye? Ne sen de hiç yok, 10 dakikada bir şut atamadın. Tam gol anlatıyorduk. Yatalım abi, futbola hizmet. Neyiniz var? Niçin ağlıyorsunuz? Gidin başımdan. Mutlaka bir derdiniz var. Size yardım etmek isterim. Allah'ım, benim kimseden yardım falan istediğim yok. Canım söyleyin lütfen. O halde niçin ağlıyorsunuz? Size ne? İster ağlar ister gülerim. Bir dakika, bir dakika. Sizin gibi güzel ve yalnız bir genç kızı ağlarken görüp de ilgilenmemek erkekliğe yakışmaz doğrusu. Hem... İyi misiniz? Ne olur gitmeyin, daha tamamen iyi olmadım. 24 saat içinde bir beyin kanaması geçirebilirim. Beyin kanaması mı? Elbette ya. Kafamı öyle bir fena vurmuşum ki, yani sizin yüzünüzden
Belki de ölebilirim. Ya ölebilirim. Nasıl düştünüz? Anlatın bakalım. Anlatayım, gel. Gel. Bakın anlatayım. Türlü düşme vardır. Bir penaltı düşmesi. Bu defans oyuncusuyla çarpışma neticesi olur. Hakeme yutturabilirsek penaltı olur. İkincisi, 1-0 galip durumda oynadığımız zaman son dakikada bir gol kokusu belirirse... Kendimi ustalıkla yere atıp hareketsiz kalırım. Böylelikle hem takımı dinlendirmiş olurum hem de zamandan çalmış oluruz ya. Gelin dans edelim. Bu akşam ikimiz de sıkıntıdan patlıyoruz. Eğer sual sorarsam bana 5 maç oynamama cezası verirsiniz. Tamam değil mi? Tamam. Gülünce dudakların bir gonca güle benzerdi. Ben dudaklarını, sense gülleri severdim. Ben dudaklarını, sense gülleri severdim. Günler ve dudaklar şimdi ne kadar acı ve gizli, eski bir aşkı anlatır. Günler ve dudaklar şimdi, günler ve dudaklar şimdi ne kadar acı ve gizli, eski bir aşkı anlatır. Güller ve dudaklar şimdi. Durun çılgın çocuklar, parçalayacak mısınız beni? Hadi gidin, çekilin başımı. Hey çocuklar, gidin. Şimdi kahvaltı, sonra antrenman. Hay, acaba bir maden sodası nerede içelim? Buyurun beni takip edin. Mersin. Aman bizimkiler, sen şuraya saklanıver. Bitti, bitti, bravo, bravo, bravo. Gördünüz mü benim futbolcumu? Herkesten önce kalkmış, sabah idmanını yapıyor. Yaşa koçum. Hadi bakalım gel benimle, kahvaltıya gidiyoruz, yürü. Seviyorum ki anlatamam dilimle. Şiirler, şarkılar yazmalıyım bana verdiğin şevkle. Gözlerim deniz, saçlarım güneş. Dünyada eşim yok ey güzel melek. Gözlerim deniz,
saçlarım güneş. Dünyada eşim yok ey güzel melek. Uzat artık ellerini, öpeyim doya doya. Yıllardır çekerim özlemini, resmine baka baka. Gözlerim deniz, saçlarım güneş. Yarın değil öbür gün güneş doğarken gidiyor. Niye o kadar erken gidiyorsun? Maçımız var. Ne olur söyle bana kimsin, nesin? Hani bana hiçbir şey sormayacaksın. Sözünü unutma. Kürek çekmek ister misin? Çok. Gel benim yanıma geç. Ama dikkatli ol. Ay düşüyorum! Neredesin sen? Ekip gitti, ben senin için kaldım. Tamam, ufak bir işim var, şimdi geliyorum. Tamam. Bu futbolcuların kaprislerinden de bıktım. Hanımefendiye mi soruyorsunuz? Gece yarısı otelden ayrıldılar. Otelinizden ayrılan 20 numarada kalan hanımın adresini alabilir miyim? Bunu vermeye salahiyetli değilim ama güzel hatırınızı kıramayacağım. Buyurun. Teşekkür ederim. Kimi istiyorsunuz? Ayla Hanım'la görüşmek istiyorum. Böyle bir kimse yok bu evde. Size yanlış adres vermiş olacaklar. Hmm.
Bu sene tatilini nasıl geçireceksin kaptan? Denizli bir sporları yapmaya çalışıyorum. Profesyonel futbolculuğumuz yanında amatör balık adamlığımız da var. Olur şey değil kaptan. Bu sene hiçbir dedikoduya adın karışmadı. Uslu kaptanın şerefine. Efendim, eskiden gazeteler gönül maceralarını, aşk hikayelerini yazarlardı. Bu sene yazacak hiçbir şey bulamadı zavallar. Kızlar bize kaldı. İlginize teşekkürler baylar. Erken yatmalıyım. Sabahleyin gün doğarken yola çıkacağım. Güle güle kaptan, rastgele. Rastgele, eyvallah. Güle güle. Güle güle. Başüstüne bey. Elbisesini kulübeye götür. Ben yemeğe gidiyorum. Kadere bak, çarpan adam öldü, ben de sakat kaldım. Ne tuhaf şey, hiçbir sakatlığın kalmadı fakat hala formda değilsin Bülent. Uzatmayalım beyler, kendimi sizlerden daha iyi görüyorum. Kaç maçtır beni oynatıyorsunuz ve ben doğru dürüst bir şut bile çekemiyorum. Şu araba kullanmasını bilmeyenlerin Allah cezasını versin. Doğru, doğru. Seni antrenör kursuna yollayalım. İstemem. Ayağım sakat, bir de ülser olmaya niyetim yok. Kesin hesabımı gidiyorum. Çok üzüldüm Bülent. Üzülmeyin canım. Benim yerime 3. ligden aldığınız çocuk çok kuvvetli. Beni aratmaz. 3-5 yıl senin gibi harika futbol oynar ve sonra günün birinde aptalın biri arabasıyla onun da ayağının üzerine çıkıp hayatını mahveder. Ne iş yapacaksın Bülent? Önce son meteliğimi harcayana kadar yaşayacağım. Sonrası Allah kerim. Bu
gülünce dudaklarım bir gonca güle benzerdi. Ben dudaklarını, sense gülleri severdim. Ben dudaklarını, sense gülleri severdim. Güller ve dudaklar şimdi ne kadar acı ve gizli. Eski bir aşkı anlatır. Güller ve dudaklar şimdi. Güller ve dudaklar şimdi. Ne kadar acı ve gizli. Eski bir aşkı anlatır. Güller ve dudaklar şimdi. Merhaba Bülent. Ben Adnan Park. Affedersiniz, tanıyamadım. Eğer transfer için beni arıyorsanız, Sağır Sultan bile duydu. Artık ben o işi bıraktım. Futboldan anlamam. Eskiden sigorta müfettişiydim. Hiç sigorta olmaya niyetim yok. Zaten niyetin olsa bile kimse seni sigorta etmez. Doğru. Hadi gazla bakalım sigortacı bey. Artık sigortacı değilim. Kovuldum işte. Desene sen de benim gibi kazazedesin. Acıdım doğrusu. Hey, beye bir içki getir. Anlat. Sen de benim gibi bir aptalın arabasına mı vurdun? Yok canım. Benim kovulmam biraz da senin yüzünden oldu. Hoppala. Al başına belayı. Korkarım benden tazminat isteyeceksin. Yok canım. Kazada ölen Orhan Bey bizim şirkette sigortalıydı. Bırakın şu uğursuz kazayı. Unutmak istiyorum. İşim yok artık onlarla. Hop hop hop. Asıl bundan sonra işin olacak. Benim sigorta ile ilgili bütün işlerimi hallettiler. Ne kadar para verdiler? Zannedersem 5.000 lira. Oho. Ben o zamanlar futbol hayatımın bu basit kazayla söneceğini hiçbir şekilde sanmadığım için önemsememiştim bile. Hastane faturasını ödemediler mi? Ya onlar ödedi ya da kulüp. Hiç üstünde durmadım. Hey, ne oldu bizim etki? Bey ısmarlamıştı. Peki, Orhan Bey'in karısı sana geçmiş olsuna gelmedi mi? Ne diye gelsin? Hiç merak etmedin mi? Niçin merak edeyim? Kocasının cezasını kadın çekecek değildi ya. Sen tatile giderken ana yoldan sahil yoluna sapınca... Onların köşkünün önünden mutlaka geçmişsindir. Seni bu lüzumsuz merakın yüzünden sepetlediler galiba. Sigortacı değil, polis olacak adammışsın. Sen sahilde nerede kalıyordun? Bir arkadaşımın evinde. Oo. Kendisi kalmıyor, bana anahtarı vermişti. Orhan Bey'in de sahilde evi vardı. Kaza Orhan Bey'in göl kenarındaki inşaatı ile sahildeki evi arasında oldu. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor artık. Bülent Bey'e bu mektubu bıraktılar.
Sen hiçbir mesleği olmayan sakat bir adamsın. Bu kazayı tertip edenler rahat ve huzur içinde yaşıyorlar. Seninle mutlaka görüşmek istiyorum. Yaşamam senin gelişine bağlı. Sefalet içinde bir aileyi kurtarmak senin gibi şerefli bir insan için namus borcudur. Aşağıdaki adreste seni bekliyorum. Orhan Bey'le virajda senin karşılaşman sana çarpan bir piyangodur dostum. Zavallı Orhan Bey nasıl olsa ölecekti. Fakat onun karşısına çıkan sen olmayabilirdin. Devam et. Orhan Bey'in bir yeğeni var. Genç, sportmen bir delikanlı. Orhan Bey ise 60'ına merdiven dayamış. Karısı da 23'ünü 24'ünü aşmamış bir bebek. Bu üç insanı bir kafeste bırak. Sonu ne olur tahmin ediyor musun? Vay anasını. Genç yeğen, genç yengeyi araklayacak, yaşlı kocasını öldürecek, biz de farkında olmadan onlara yardım edeceğiz. E işin kötüsü sen günahını, onlar sevabını çekecekler bu işin. Peki polisin bulamadığı bu işi sen nasıl keşfedebiliyorsun? Tesadüfen öğrendim bu işi. Sigorta tazminatı için Orhan Bey'in yeğeni Fikret'in dükkanına gittiğimde bir telefon konuşmasına şahit oldum. İşin içinde bir iş olduğunu tahmin ettim. Sonra Fikret'le karşılaştım. Hinoğlu hin bir herif, domuz gibi de kuvvetli. Ben ona bir şey söylemeden o bana bir teklifte bulundu. Akşam gel 5.000 lira vereceğim sana dedi. Doğrusu 5.000 liraya susacak halim yoktu. Ama 5.000 lirayı alayım arkası gelir dedim. Fakat herif benden daha akıllıymış. O akşam 5.000 lirayı verirken beni cürüm meşrut ettirdi. Sigorta zor kapattı bu işi. Ama beni de sepetledi. Parasız pulsuz kaldım. Şu evin haline bak. Karım çocuklarım beni terk ettiler. Hep o köpeği yüzünden. Beraber halledeceğiz bu işi. Seninle işbirliği yaptığımı anladığı anda istediğim parayı verecek. Bu iş bal gibi şantaja giriyor babalık. Ben yokum. Polise anlatırım her şeyi, onlar hallederler. Dur bakalım. Benim dediklerimi kabul etmezsen leşin çıkar buradan. Yani dışarıya çıkmak istesem öldürecek misin? Sen de pek katil suratı görmüyorum. Çok zekisin futbolcu. Şimdi bana hak vermezsin ama bir gün paralar suyunu çekince hak vereceksin. Şimdilik bu gaz tabancasıyla seni bir müddet bayıltmaktan başka çarem yok. 5-10 dakika sonra kendine geleceksin. Kararını ver. Ben bu işe başımı koydum. Benimle beraber çalışmaya mecbursun, yoksa seni öldürürüm. Ben zaten ölmüşüm be. Anlaşılan daha sersemliğin geçmedi. Sakın buradan çıkmaya teşebbüs etme. Ne istiyorsunuz? Affedersiniz, rahatsız ettim. Adnan Pak'ın evi burası mı? Evet, ne var? Hava gazı saatine bakmak istiyordum. Komşular şikayet etmişler, kaçak varmış. Şey! Yapmayın! Thank you.
Vay anasını. Al başına belayı. Bu herifi benim öldürmediğimi kime ispat edebilirim? İster istemez girdik bu işin içine. Kimmiş bu Orhan Bey'in yeğeni Fikret? Kimmiş bu Orhan Bey'in karısı? Tanışalım bakalım. Bülent abicim 10.000 bilemedin 12.000'e araba temiz çıkar. Emret hemen başlayalım. Yok. Kazadan sonra o arabada gözüm yok benim. Sen bana şöyle temiz bir araba ver. 5-10 gün kullanayım sonra iade ederim. Öteki leş de sende kalsın. Sağ ol abicim ömrüne bereket. Ha bak işte burada bir 66 Chevrolet var. Al bunu tepe tepe kullan sonra iade edersin. Merhaba Fikret abi, işler nasıl? İyidir. Kimi arıyorsunuz? Hanımefendiyi, lütfen haber verir misiniz? Hanımefendinin misafiri var. Kim diyeyim? Rahmetli Orhan Bey'in bir arkadaşıyım. O zaman buyurun. Orhan Beyefendinin bütün arkadaşlarına bu ev açıktır. Bir dakika. Hanımefendi, bu bey Orhan Bey'in arkadaşıymış. Sizinle görüşmek istiyormuş. Özür dilerim, rahatsız ettim. Rahmetli Orhan Bey'in bütün arkadaşlarını tanırım hemen hemen. Fakat sizi... Beni tanımadınız mı? Hayır, sizi tanımıyorum. Eğer Orhan Bey'in arkadaşı olsaydınız mutlaka tanırdım. Orhan Bey'in arkadaşı dememin sebebi... acı bir kazada kaderimiz birleşti. O hayatını, ben de mesleğimi kaybettim. Evet, şimdi hatırladım. Özür dilerim. Buyurun, oturun. Korkunç kazadan sonra hastanede 5 hafta kaldım. Çıkınca gelip sizi ziyaret etmek,
ve başsağlığı dilemek istiyordum ama çekindim. Acı içinde kıvranan bir kadının acısına biraz daha tuz ekmenin hiçbir faydası olmayacağını düşündüm. İnce düşüncelerinize teşekkür ederim. Bay... Bülent. Bülent Kip. Bülent Bey, sizi tanıdığıma memnun oldum. Futboldan boş kaldığım zamanlar su altı çalışmaları yapıyorum. Kaza olduğu zaman o sebeple burada bulunuyordum. Şimdi de yarım bıraktığım çalışmalarımı tamamlamak için geldim. Eylül ayında da yeni işime başlayacağım. Gazetelerde okuduklarıma çok üzüldüm. Artık futbol oynayamayacaksınız galiba. Yok, kazayla ilgisi yok Betül Hanım. Bir zaman gelir, artık futbol topu peşinde koşmak insanı doyurmamaya başlar. İşte o zaman alınacak en iyi karar başka tarafa yönelmektir. Ne içersiniz? Bilmem. Soğuk bir şey mi, bir içki mi, bir kahve mi yoksa? Zahmet olmazsa bir kahve. Şey Betül'cüm, ben de geleyim, çiçeklere bakarım. Betül, seni ne çok aradım. Rica ederim, bırakın elimi. Yoksa... Kahve içmeyecek misiniz? Leş kadın, sana da dostuna da dar edeceğim dünyayı. Cumhuriyet Savcılığına. Adım Bülent Kip. Eski sporculardanım. Bu mektup elinize geçtiği zaman benim öldürülmüş olduğumu anlamanızı istiyorum. Beni öldürenler Fikret Korkmaz ve Betül Korkmaz'dır. Çünkü Fikret Korkmaz'ın amcası Orhan Korkmaz'ın ve emekli sigorta memuru Adnan Fak'ın katil olduğunu, Betül Korkmaz'ın da onun suç ortağı olduğunu bilen tek şahit benim. Thank you.
Hizmetçin evde mi? Sabahın bu saatinde ne istiyorsunuz benden? Eğer buradaysa hemen yolla. Şayet gelmediyse telefon et ve bugün izin verdiğini söyle. Anlatacaklarımı duymaması senin için iyi olur. Saat 9'da gelir. Okuman için bir mektup getirdim. Telefon ettim. O Fikret iti de birazdan gelecek. Önce sen oku al. Ama... Al. Yalan söylüyorsunuz. Siz adi bir şantajcısınız. Çok iyi oynuyorsun. Yaptığın büyük kalleşiklerin yanında hala o iğrenç oyunlarına devam etmek bir zerre bile olsa utandırmıyor mu seni? Yalvarırım, sus Bülent. Bülent. Git bakalım. Hizmetçiyse yolla, dostunsa getir buraya. Kim telefon etti bana? Bu adam ne arıyor burada? Hiç. Hava gazı saatine bakacaktım. Komşular şikayet etmişler. Kaçak yapıyormuş da. Neler saçmalıyorsun? Kimsin dedik? Defol git buradan. Hiç de misafirperver değilsin. Hadi bakalım küçük hanım, sebebi ziyaretimizi anlat. Bu mektubu getirdi. Ne bu? Eğer okuman yazman varsa sök bakalım o mektubu. Bu mektubun bir kopyası arkadaşımın elindedir. Eğer bana bir şey olursa polis katili aramaya başlayacaktır. Böyle uydurma hikayelerle Betül Hanım'dan para sızdırabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hı? Bu işin sonunun sizleri idam sehpasına götüreceğini de unutmayın. Biraz oturup düşünün. Karar verince bana haber verirsiniz. Gene mi sen? Başka kapıya dedik. Bizden ne istiyorsun? Fikret Efendi, arkana dön. Yere otur ve bana bakmaya devam et. Kafanı burada delmek istemem. O zevki polislere bırakıyorum.
Kamalama. Sus be, sus, ağlama. Korkak, ne olacak? Yapılacak şey bir süre onu bekletmek ve emin olmak. Fakat o namussuz Adnan'ın evinde nasıl olup da görmedim. Ona ne söyledin? Benim Adnan'ı öldürmeye mecbur kaldığımı söyledin mi? Hayır, söylemedim. Yemin ederim ki söylemedim. Ağlama artık. Namussuz herif blöf yapıyor. Bu işin içinde tek başına, başkası yok. Temizleyeceğim iti. Görecek. Temizleyecekmiş. Aptal, bu teypi ne zaman oraya koydu? Evin içinde ne olup bittiğinden haberdar değil misin sen? Bu ev içinde olup bitenden senin benden çok haberin vardır. Bıktım artık. Hiçbir şeyde gözüm yok. Sus, sus diyorum sana. Yoksa... Otur oturduğun yerde. Kavga gürültü istemiyorum. Bu işi kendi aramızda halletmeliyiz. Polise bildirmeyecek misin? Şimdilik niyetim yok. Sizi bir gün Allah nasılsa cezalandıracak. Ama kafamı kızdırırsanız... Söyle bakalım, kaç para istiyorsun? Doğrusunu isterseniz, şantaj denen adi şeyi hayatım boyunca düşünmedim, düşünmem de. Fakat ikinizi tanıdıktan sonra, yaptığınız adiliklere istemeden şahit olduktan sonra... ...size hayatı kapkara göstermeye yemin ettim. Şimdilik 150.000 lira vereceksiniz. 50.000 lirasını gaddarca öldürdüğün o sigortacının ailesine... ...gerisini de kimsesiz çocuklara dağıtacağım. Adi yalancı! O halde verelim bu parayı. Deli misin? Bir kuruş verirsen hayatın boyunca seni sızdırır. Siz bilirsiniz. Şimdi postaneye gideceğiz. Ben bu bantı arkadaşıma yollayacağım. En ufak bir tehlike anında polise dinletecek. Bir daha böyle aptalca oyunlara teşebbüs etme. Hadi, beni postaneye götüreceksiniz. Sen bagaja, sen de yanıma. Ben teyp bandını posaya verirken dikkatli ol. Sonra o bagajdaki salağı anlatırsın. Bu paketi acele vermek istiyorum. Bu kağıdı doldurun efendim. Oo, Betül hanımefendi, nasılsınız efendim? Güle güle hanımefendi. Bu gördü, sana da anlatır. Bant arkadaşıma postalandı. Ancak ben gidersem alabilirim. O da sizin, benim istediğimi temin etmeniz de olabilir. Sen dünyanın en alçak insanısın. Pis katil, seni ellerimle boğmak isterdim. Ama şu anda her şeyimi kaybetmiş bir insanım. Eğer bir zerre ümidim kalmış olsaydı, seni eşek sudan gelinceye kadar döver, sonra polise teslim ederdim. İstediklerini aldıktan sonra bize bir daha şantaj yapmayacağına dair ne gibi bir garanti verebilirsin? Hiçbir garanti veremem. Zaten başka bir çıkar yolumuz yok. Ben sahildeki kulübeye gidiyorum. 3 güne kadar parayı isterim. Anlaşıldı mı?
duruyorsun burada? Onunla konuşmaya geldim. Konuşmaya gelmiş. Daha merhaba demeden kendini herifin kucağına atmışsın. Hayır. Şu haline bak. Seni hiç görmemiş olsaydım daha mutlu olurdum. Doğduğun zaman ölmüş olmanı dilerdim hayatta. Bütün ömrümü bugün için mi harcadım? Dur bakalım. Senin hesabın benle. Sabırsızlanma. Biraz sonra sıra sana da gelecek. Küçük namussuz. Aklınca adamı kandırmak için kadınlığını mı kullanacaktın? Seni öldüreceğim. Kendine gel Fikret. Delilin sırası değil. Kurtulman için tek şansın yok. Eğer ikimiz de öldürürsen polis yakanı bırakmaz. Yoksa intihar mı etmek istiyorsun? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Tek sevdiğim insan bana bu köpekliği yapsın, elimden kurtulamaz, öldüreceğim onu. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Ne olur gitme Fikret. Hayatım boyunca ne için yaşadım biliyorsun. Para, pul, mal, mülk gözümde değil. Beni affet. Ne istersen yapmaya hazırım. Yeter ki sözümden dön. Ne olur, ne olur. Yalvarırım. Oh Fikret, yalvarırım. Sakın kıpırdama sen buradan, yoksa kurşunu yersin beynine.
Nasıl? İyi uyudun mu bari? Alışmalısın uykuya. Yakında hiç uyanmayacaksın. Demek 24 saattir burada bulunuyorum. Yarın bu saatlerde 48 saat. Öbür günde misafirperverliğiniz devam ederse... arkadaşımın bantı ve mektubu polis müdürlüğüne ve Cumhuriyet Savcılığına teslim etmesi an meselesi olacaktır. Unutma, arkadaşıma 2 gün daha telefon etmezsem... sizi kafana kısılmış fareler gibi yakalarlar burada. Demek bize daha 48 saatlik zaman tanıyorsun. Ne yapalım? Kusura bakmayayım. Ben seni bülbül gibi söyletmesini bilirim. Söyle! Kim o arkadaşın? Söyle diyorum! Söyle! Bana derhal adresini vereceksin. Cinayet koleksiyonuna onu da mı katacaksın? Seninkinden bir haber yok. Sabret delikanlı. 48 saat olmadı daha. Olmaz olur mu? 48 saati çoktan geçti. Yalan söylüyorsun. Kabahat bende oldu. Seni çok fazla dövmüşüm. Günlerin nasıl geçtiğini anlayamadım. Bunu hatırladın mı? Nerede hatırlayacağım? Bazen çok akıllı görünüyorsun. Bazen de yaptıklarını 5 yaşında çocuk yapsa daha planlı hareket eder. Bir paket yollandığı adreste kimse tarafından alınmayınca ilk postanesine geri gelir. Böyle küçük yerlerde kimse olanları unutmaz. Dostumuz posta müdürü de seni unutmamış. Hele paketi postaya verirken yanında bulunan Betül çok sevdiği bir hanımefendidir. Müvezziyle eve kadar yollamış. Ondan sonra da benim elime geçti. Ve böylece... içinde boş bant makarası bulunan paket yuvasına döndü. Ha, gel bakalım Betül. Bu namussuz şantajcıyı göl kenarındaki odasına götüreceğim. Birkaç gün sonra gazeteler futbol hayatını kaybetmiş. Bu yüzden hiçbir işe yaramayan, açlığa mahkum Bülent Kip'in intihar ettiğini yazacaklar. Dediklerime iyi kulak ver. Ben Somya ile onu bağlayan kelepçeleri söküp ipleri keseceğim. Sonra da sandığa yuvarlayacağım. Bu senin sonun olacak. Ah!
telefon çalıyor. Çabuk senin cevap vermen lazım. Dinle beni. Beni duyuyor musun? Şimdi de kapı çalıyor. Belki de gelen polistir. Kendine gel. Sakin ol. Artık yapacak bir şey kalmadı. Git kapıyı aç. Artık kendi başınasın. Uyuyordun, bir ses seni uyandırdı. Ne olduğunu bilmiyorsun. Rolünü iyi yap, yoksa yandın. Fena mı? Böyle istemiyor muydun? Polis beni yakalayacak. O zaman sen ne yapacaksın? Oh. Herhalde sonu olmayan bir yolculuğa çıkar. Affedersiniz, rahatsız ettik hanımefendi. Komşularımızdan biri telefon ederek silah sesi duyduğunu söyledi. Bilmem, duymadım. Dikiş dikerken uyuyakalmışım da. Ha, demek herhangi bir tabanca sesi duymadınız. Bilmiyorum. Bir şey beni de uyandırdı ama ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde sesi duyan komşunuz önce size telefon etmiş olacak. Müsaadenizle. Tanıştığımız günlerde öylesine mutluyduk ki bütün benliğiyle birbirine bağlı bu iki kalp tekrar karşılaştığında iki asi kalp oldu. Ben gidiyorum. Gitme Bülent. Sana inanabilmeyi ne kadar isterdim. Felaket ne zaman başladı biliyor musun? Burada, bu salonda beni tanımadığın an. Sanki dünyalar yıkıldı başıma. Bense öylesine seninle doluydum ki. Ben de Bülent. Ben de. Sus, konuşma. Daha fazla alçalma gözümde. Dünyalar kadar sevdiğim kadın, günlerce özlemini çektiğim varlık, karşıma bir katil, bir cinayet şebekesi ortağı olarak çıkıyor. Hayır Bülent, hayır. Beni anlamanı istiyorum. Şu anda belki bir katilim. Ama bundan gurur duyuyorum. Senin yaşaman için katlandım bu azaba. Ya önce yaptıkların kimin içindi? Yavrumuz için Bülent. Bütün yaptığım o iğrenç şeylere onun yaşaması için katlandım. Yavrumuz mu? Yavrumuz. Evet Bülent. Yavrumuz. İlk ve son beraber olduğumuz o gece motelden bir suçlu gibi kaçtım. Yolda hep seni düşünüyordum. Asla unutamayacaktım seni ne olursa olsun. Oysa senden ayrılmaya mecburdum. Babam başarısız bir iş adamıydı. Birçok darbeler yemişti. Bir hayli de borçlanmış. Bu borçlanmaları sırasında Orhan Bey'i tanıdık. Babama madden ve manen yardım etti. Ona çok müteşekkirdik. Ve bana evlenme teklif etti. Öylesine genç, öylesine tecrübesizdim ki. Önceleri bunu bir lütuf olarak kabul ettim. Seninle tanıştığımızda bu nikahın hazırlığı içindeydik. Bir hafta istirahat etmem için beni o otele yollamışlardı. Orada seni tanıdım ve senin oldum. Bir hafta sonra da Orhan Bey'in karısı. Zavallı babacığım, nasıl da sevinçliydi o gün. Benim Orhan Bey'le mutlu olacağıma inanıyordu. Üstelik işleri de bir hayli düzelmişti. Orhan Bey'in yeğeni Fikret o zamanlar gözüme çok kibar, çok mert bir abi gibi görünmüştü. Orhan Bey belki de iyi bir adamdı. Ama ne yapayım, elimde değildi. Onun yerinde hep seni görüyor gibiydim. Orhan Bey bana bir çocuk muamelesi yapıyordu. Her zaman müşfik ve koruyucu. Beni dokunulduğu zaman solacak bir manolyaya benzetiyordu.
o da ben de çok memnunduk bu durumdan. Balayımızda bütün Avrupa şehirlerini dolaştık. Sonunda Orhan Bey beni Sayfiye'deki evine bıraktı. Kendi de uzun bir iş seyahatine çıktı. Müjde küçük yenge. Amcamdan kart var. Seyahatinin daha 5-6 ay süreceğini yazıyor. Makineleri teslim edecek fabrika taahhüdü geç yerine getirecekmiş. Bakın küçük yenge, size Manolya getirdim. Yo yo, sakın ha Betül. Bunun adı Manolya. Koklandı veya dokunuldu mu sararır solar. Tıpkı senin gibi. Bana niçin Betül dediniz Fikret Bey? Bugünlerde ağır bir iş yaptığınız oldu mu? Evet, dün bütün gün dikiş diktim. Çok dikkatli olmalısınız küçük hanım. Çünkü hamileliğiniz 3 ayı geçiyor. Nereye Betül yenge? Babam hastaymış, İstanbul'a gidiyorum. Nereden öğrendin? Kağıt sepetinde 3 gün evvel gelmiş bir telgraf buldum. Kim atmış onu oraya? Bilmem, herhalde ben atmış olacağım. Yetişemedim zavallı babama. Ne son nefesini, ne de cenazesini. Niye burada oturuyorsun? Sana ne? Babamın evi burası. Orhan Bey'e mektup yazdım. Dönene kadar burada kalmama izin verdi. Canın isterse. Biz isteriz ki sevgili yengemizin sıkıntısını unutturalım. Gözdürelim, eğlendirelim. Amcamızın yokluğunu arattırmayalım. Aman gölge etme, başka ihsan istemem. Hadi güle güle. Bir isteğin olursa yavrum kapıcıyla haber gönder. Hemen gelir bakarım. Güle güle büyü. Bülent'im benim. Sensin. Tıpkı ona benziyorsun. Kolay gelsin yenge hanım. Ne arıyorsun burada? Kusura bakma. Gene Manolya getirecektim ama mevsimi değilmiş. Defol buradan. Defol! Artık her istediğimi yapacaksın. Asla. Orhan Bey gelsin, her şeyi anlatacağım. Burada bekleyeceğim onu. Ayrılacağım ondan. Yalnız çocuğum için yaşayacağım. Dinle beni. Böyle bir çılgınlık yapmana asla razı olmam. Ben zannettiğin kadar kötü bir insan değilim. Amcam kalp hastasıdır. Böyle bir haber ani bir krize sebep olabilir. Çocuğa bir dadı buldum ben. Bir müddet sonra ona alıştıra alıştıra her şeyi anlatırız. Sevgili küçük kuşum, seni ne kadar özlemişim. Orhan Bey, size bir şey anlatmak istiyorum. Ama ne olur bana kızmayacaksınız. Söz veriyorum küçük kuş, kızmayacağım. Üzülmeyeceksiniz de, söz mü? Söz, anlat bakalım. Orhan Bey, bakın... Amca... Sizi göl kenarındaki inşaattan çağırıyorlar acele. Çok mühimmiş. Kusura bakma küçük kuş. Sonra anlatırsın. Fikret'in o gün arabaya ve bana şüpheli şüpheli bakışının sebebinin Orhan Bey'in ölümünü hazırladığını ancak senin yazdığın mektubu okuduğum zaman anlayabildim. Orhan Bey'i bir daha göremedim.
Benim yanımdan ayrıldıktan sonra geçirdiği bir trafik kazası sonucu kaybetmiştik onu. Kader gene bizi birleştirmişti. Onun bir cinayete, senin bir kazaya kurban gitmen bizi karşı karşıya getirecekti bir gün. Bunu nasıl tahmin edebilirdim? Aynı gün küçük yavrumu da kaybettim. Fikret'in bulduğu dadı da yavrumuz da yoktu ortada. Nereye başvurduysam para etmedi. Dediklerimi yapmazsan çocuğunun ölüsünü verirler kucağına. Yalan söylüyorsun. Bu kadar büyük bir alçaklığı yapamazsın sen. Seni seviyorum. Gördüğüm tanıdığım ilk andan beri seviyorum. Çocuğuna baba olacağım. Karım olacaksın. Asla asla. Dur. Bağırma. Şimdilik dediklerimi yap. Sözümden dışarı çıkma. Öteki meseleleri sonra hallederiz. Artık Fikret'in bir esiri olmuştum sanki. Beni gizli gizli çocuğumla buluşturuyordu. Ne yaptımsa yavrumuzun yaşaması için yaptım. Yalan söyledim. İçim kan ağlarken güldüm. Hep onun için. Çok yandım. Gel. Hey, bana bak. Bize para ver. Ne zamandır uğradığın da yok ha? Çocuklar zırzırlar durur burada. Bizim hesap ne oldu? Gece gündüz nöbet bekliyoruz ha. Hadi uçlan bakalım. Eyvallah. Ne olur yavrumu ver artık bana. Başımı alıp gideceğim buralardan. Orhan Bey'in mirasından, parasından hiçbir şey istediğim yok. İstediğin kağıdı imzalamaya hazırım. Ya ama yok. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ancak benimle evlendiğin zaman çocuğuna sahip olabilirsin. Seni ilk gördüğümde heyecandan ölecektim. Fakat hislerimi saklayabilmeye öylesine alışmıştım ki. O yokken bile tehlikedeydim. Ne yapsam, ne konuşsam haberi oluyordu. Birine en ufak bir ipucu versem çocuğumu boğacağını söylüyordu. Çocuğumuz. Gelin peşimden. Ölümün peşinden geliyorsunuz, benim değil. O herifi oyalayın burada. Kız benim peşimden gelsin. Olur. Gel gel, yukarı gel. Fikret sana çocuğunu verecek. Fikret çocuğunu damdan atacak, koş peşinden. Thank you.
Yanıma gel Betül, çocuğunu vereceğim. Gelsene yanıma. Çocuğunu vereceğim, gel. Yavrum, evladım. Üçümüz birden öleceğiz şimdi. Kurtulduk Betül. Kurtulduk. Sen, ben ve yavrumuz. Sen, ben ve yavrumuz.